Merhabalar. Bu videoda Matrix IQ ile bir strateji oluşturacağız ve bu yönteme bir de iş süren stop ekleyeceğiz. Yani alışımızı örnek veriyorum, MACD trigger'ı yukarı kestiğinde alacak, iş süren stop da onu arkadan takip edecek. Tamamen bu kadar. Kripto paralar için yapacağız bunu. Ufak kodlarda oynama yapacağız, kodlara ekleme yapacağız. Başka hiçbir şey yok, korkulacak hiçbir şey yok. Kod bilgisine sahip olmak zorunda değilsiniz. Kodları ve nasıl ekleyeceğinizi paylaşacağım. Hemen kendime bir strateji oluşturuyorum. IQ Algo'dan algoritma sihirbazına tıkladım. Bitcoin alıp satmak istiyorum. Günlükte nerede? MACD DEMA standart 12.26.9'luk değerlerine göre ben alış yapmak istiyorum. Satışımı da dediğim gibi iş süren stopla yapmak istiyorum. Al ile başla dedim. Bir günlük Bitcoin grafiğinde MACD trigger'ı yukarı kestiğinde ben al emri gönderiyorum. Neye? Bitcoin'e tekrar. Bir adet Bitcoin al emri gönderdim. Emirlerimi ekledim. Strateji oluşturuyorum. MTC alt tere al, alt tere sat, MACD iş süren. Tamam dedim. Buradaki isimlendirme tamamen size kalmış. Bana karşıma bir kod dizisi geldi. Ben buradan fiyatı belli bir yüzdeye göre takip etsin istiyorum. Bu iş süren stop %TXT diye zaten paylaşacağım şeyin altına, videonun altına. Kopyaladım bu kodu. Nereye yapıştırıyorum? Zaten burada söylüyor. Public class ile başlayıp matrix algo ile biten bölgenin altına. Burada başlıyor. Burası benim stratejimin ismi. Bunun altına en son tanımladığım indikatör zaten kod olarak geliyor. Onun altına ben kendi parametremi ekliyorum. Standart olarak bu 1.6 ama ben bunu 3-4 de yapabilirim. Hiç fark etmez. Zaten çalıştırmaya başladığımızda kendisi oradan değiştirebilir halde olacak. Ben burada yüzde diye bir değişken tanımladım. Daha sonra kodları tekrar açtım. Public Override Void On Data Update bölgesinin altına bu kodu ekleyecekmişim. Kopyaladım. Burası. Burada benim al ve sat emirlerimin gönderildiği yerler var. Ben ama stratejimde henüz bir satış koşulu belirlememiştim. Sadece alış koşulu belirledim. Dedim ya satışımı iş süren stopa göre yapmak istiyorum diye. Ben alış emrimin altında burada send PLM order yani piyasa limit fiyatından al emri göndermişim ben. Bunun altına if koşulunun altında enter'a basıyorum. Yapıştır diyorum. Belli bir yüzdeye göre fiyatı arkadan takip eden iş süren stop aktif olacak al emri gönderildikten sonra. Çok güzel. Şimdi ben kodu derle diyorum. Bu kadar. Başka yapılacak hiçbir şey yok. Belli bir yüzdeye göre takip edeceğiz sadece. Bu kadar. Kodu derle diyorum. Bakıyorum kodda bir sorun yok. Bir de backtest optimizasyonu yapalım. Bitcoin günlük grafikte 20 ile 30 arasında birer birer artsın uzun periyot. Bu da 10 ile 15 arasında birer birer artsın. Yüzdeliğimiz de bizim 1 ile 3 arasında 0.3 artsın. İleri dedim son 2 yılda kontrol etmek istiyorum. Son barlara baksın yani 730 günlük. Bitcoin al sat yapacağım için bakiyem 75 bin dolar yapıyorum. Hani 55.000'den 58.000 şu an. 58.000'den yüksek bir değer yapıyorum. Hani bazen zarar edebilirim ihtimaline karşı. Komisyon oranım 10.000'de 7 benim. Yapay zekaya göre bir kontrol yapmak istiyorum. Bitire bastım. Veriler hazırlanıyor. Son 2 yılda Bitcoin'i bu stratejiye göre al sat yaptığımızda günlük grafikte 90 işlem yaparak %30 kar etmişiz. MACD 26'ya 11 olursa ve iş süren stopumuzda %2.2 geriden gelirse. Buradan da çalıştırabilirsin. Veya yok ben
stratejime zaten güveniyorum. Kendi değerlerime göre yapmak istiyorum. Hiçbir şekilde optimizasyon yapmak istemiyorum diyorsan, çalıştıra bastığında buradan da son olarak yüzdeyi kendi düzeltip buradaki parametreleri de düzeltip emri verebilirsin. Bitir dediğimde hesabınıza giriş yapmalısınız diyor. Bitir dediğimde emri göndermeye başlayacak. Ben şimdi bir de aynısını belli bir fiyat geriden takip eden istiren stop yapmak istiyorum. Bu da çok basit. Size istiren stop fark diye bir dosya attım. Bunu aldım. Buradaki yine parametreyi kopyaladım. Az önce verdiğim yüzde kodunu sildim. Onun yerine fark kodunu yapıştırıyorum. Buradaki parametredeki sayı yine hiç önemli değil. 500 de yapabilirim, 5000 de yapabilirim. Bu hiç problem değil. Bunu zaten değiştireceğiz. Bir de trailing stop loss komutunu değiştireceğim. O da burada. Kopyaladım. Yapıştırdım. Ben bu sefer Bitcoin'i al sat yaparken bu parametrelere göre çalıştırdığım bir saniye. 5000 dolar geriden takip eden istiren stop olacak. Ve günlük grafikte. Hayır abi, ben bunu 2000 dolar yapmak istiyorum. Sen bilirsin abi. 2000 yap. İleri yap. Bak keyfine. Bu kadar basit. Kendi stratejinize istiren stopu bu kadar kolay bir şekilde entegre edebiliyorsunuz. Bu kadar basit. Kodları paylaşacağım videonun altında. Backtest optimizasyonunu falan artık kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Orası tamamen sizin stratejinizin gücüne ve kendi hayal gücünüze kalmış bir şey. Umarım faydalı olmuştur. Beğenip abone olursanız sevinirim. Yorum atmanızı daha çok istiyorum. Beğenip abone olmaktan ziyade işe yaradı mı, yaramadı mı veya ben şu şekilde kullandım, bu şekilde kullandım, olmadı, şu şekilde yaptım, çok güzel oldu gibi yorumları da atarsanız çok güzel olur. Birbirimizden faydalanırız bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.